Bakınız mesela alışkanlıkların çemberi içerisinde çırpınan bir insanın bu kötü alışkanlıklar içerisinde akıp gidişini ve bununla alakalı mesuliyetini Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men cavezel erba'ine, hangi bir Müslüman, kadın olsun erkek olsun, men deyince kadına da şamil, erkeğe de şamil. Cavezel erba'ine, erba'in 40 demek biliyorsunuz. Hangi Müslüman 40 yaşına girdiği halde 40. yaşına girmiş olmasına rağmen velem yagrib hayruhu ala şerrihi, oturup da hayrıyla şerrini hesaplamamışsa, acaba şu 40 yaşıma kadar geçirdiğim hayat içerisinde hayrım mı fazla, şerrim mi fazla diye bir hesap yapmamışsa, günahım mı fazla, sevabım mı fazla diye bir hesap yapmamışsa, hakkın peşinden mi gitmişim, batılın peşinden mi gitmişim diye bir hesap yapmamışsa, فَلْيَتَجَهَزْ لِنَّارِ, böylece bu hesabı yapmamış, nefsini muhasebeye çekmemiş ve kendisini ilahi huzurda hissetmemiş bir insan, tevbe etmeden, günahlarına veda etmeden, o dakikaya kadar işlemiş olduğu günahlardan istiğfar, yani affını istemeden, tevbe etmeden, ya Rabbi beni affet, ya Rabbi tevbe ediyorum, ya Rabbi vazgeçiyorum, şu dakikaya kadar işlediğim fenalıklardan, kötülüklerden ve günahlardan ayrılıyor, sıyrılıyorum, beni affet diye Allah'a el açmadan 40 yaşına geldiği halde hala alışkanlıklarına devam ediyorsa, hala o hayatının akışını değiştirmeden gidiyorsa, hala al kızı ver papazı oyun oynamaya devam ediyorsa, hala içkiye, kumara, zinaya devam ediyorsa, hala faize, fuhşa devam ediyorsa, felyetece hezlinar, bilsin ki bu adam, bu tevbesiz adam, affetmemi, Allah'tan affını istemeyen adam, istiğfar etmeyen adam, günahlarından vazgeçmeyen adam, bu haliyle cehennem kütüğünden başka bir şey değildir. Resul-i Zişan, akışımızı, hayatımızın akışını kontrol etmemizi istiyor. Nereye gitmekteyiz? Bakın bir berat kandili geliyor. Kendimizi çekip çevirmenin, çeki düzen vermenin bir fırsatını hazırlıyor Cenab-ı Hak. Ramazan ayına 15 gün kala berat kandili tecelli ediyor. Affı ilahinin, istiğfar Rabbani'nin tecelli ettiği bir durak haline geliyor. Ve hala kendimizi kontrol etmeyeceksek, hala çevremize, muhitimize, mahallemize İslami tecelliyi, İslami huzuru, İslami daveti, İslami iffeti götüremeyeceksek, bu kandilin bize faydası ne? Niye akıp gidiyor bu? Niye gelip geçiyor bu?